Herkese merhaba, ben Sümeyra Çenet. Size dünya üzerinde kutup ayıları için hapishane bulunduran bir ülke olduğunu söylesem, aklınıza ilk neresi gelirdi? Burası aynı zamanda kış aylarında Mars'ın yüzeyi kadar soğuk olabilen bir ülke. Bu videoda Kuzey Kutbu'na, buzul otellerinin ve eğlenceli kış festivallerinin merkezi olan Kanada'ya gidiyoruz. Yapılan birçok araştırmada dünyanın en yaşanabilir ülkesi seçilmiş olan Kanada, kozmopolit yapısından düşük vergi sistemine, temiz hava sahasından eşsiz doğasına kadar sayısız avantajıyla 2018 Uluslararası Mutluluk Raporu'nda dünya üzerindeki en mutlu 7. ülke seçildi. Dünyanın Rusya'dan sonra en büyük 2. ülkesi olan Kanada'nın toplam yüz ölçümü 9.98 milyon kilometre kare. Türkiye'nin yüz ölçümünün yaklaşık 13 katı. Bu nedenle toplamda 6 farklı saat dilimi olan Kanada, Türkiye'nin 7 saat gerisinden geliyor. Ayrıca ülke doğudan batıya yaklaşık 6000 kilometre civarında bir genişliğe sahip. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna yapılan uçak yolculukları yaklaşık 6 ile 6,5 saat sürüyor. Bu devasa büyüklüğüne rağmen Kanada topraklarının %90'ı hiçbir şekilde kullanılmıyor. Yani ülkenin sadece %10'luk kısmında yerleşim var. Ve Kanada yerleşim yoğunluğunun en az olduğu ülkelerden biri. Ülkenin büyük şehirleri doğu kısmında yer alıyor. Türkiye'den Doğu Kanada'ya direkt uçuşla yaklaşık 11 saat sürüyor. Tahmin edebileceğiniz gibi dünyanın en uzun kara sınırı da Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki sınır. Ve bu konudaki en şaşırtıcı nokta şu ki bu sınırda hiçbir şekilde askeri güvenlik yok. Düşünün, güneyinizde ABD, batınızda yine ABD, doğunuzda ise Danimarka'nın özerkliğindeki Grönland var. Rusya'nın batıdan herhangi bir askeri harekat yapması, hava şartlarından ve ABD bariyerinden dolayı imkansız. Tek faal komşunuz ABD ise dünyanın en gelişmiş ülkesi ve sizin müttefikiniz. Bu ülkenin dünyanın en güvenli ve gelişmiş ülkelerinden biri olmasına şaşmamalı. Teknolojiye dayalı endüstrisiyle Kanada, telekomünikasyon, biyoteknoloji ve eczacılık alanlarında dünya liderleri arasında. Ayrıca ABD ve Rusya'nın ardından uzaya çıkan 3. ülke olan Kanada, yeraltı kaynakları açısından da oldukça zengin. Suudi Arabistan ve Venezuela'dan sonra dünyanın en büyük 3. petrol rezervine sahip. Uzayın sözü geçmişken şu ilginç anekdotu da paylaşmakta fayda var. 1960'larda keşfedilen bir bulguya göre Kanada'nın büyük bir kısmındaki yer çekimi dünyanın geri kalanından daha az. Dolayısıyla bu bölgelerde tartıldığınızda olduğunuzdan daha az bir kiloda çıkmanız mümkün. 37 milyonluk nüfusunun yaklaşık %16'sı 65 yaş ve üzerinden oluşuyor. Bu nedenle ülkenin yaş ortalaması 41'e denk gelmekte. Ortalama evlilik yaşıysa erkeklerde 29 iken kadınlarda 27. Ayrıca ülkede eşcinsel evliliklerde yasal. Halkın 4'te 3'ü kendini beyaz olarak tanımlarken Asyalılar nüfusun %14'ünü, yerliler ve aborjinler %5'ini, siyahiler %3'ünü, Latin kökenliler ise %2'sini oluşturuyor. Şimdi birlikte biraz geçmişe dalalım. Kanada, aborjinlerin binlerce yıl boyunca yaşadığı bir bölge olmuş. Ancak 15. yüzyılın sonlarında İngilizler ve Fransızlar Atlantik kıyısı civarlarında ilk kolonilerini kurmuşlar ve bölge zamanla tamamen İngilizlerin kontrolü altına girmiş. Ancak Birleşik Krallık bugünkü Kanada'yı çeşitli iç savaşlar sonucu 18. yüzyılın sonlarına doğru kaybetmiş. Ülkenin ismi ise Fransız kaşif Jacques Cartier'in yerlileri yanlış anlamasıyla bulunmuş. Bu kaşifin yerel dilde köy anlamına gelen Kanada'yı yanlış anlamasıyla birlikte ülke adı literatürde Kanada olarak yer almaya başlamış. Kanada'nın bayrağı ortasındaki büyük yaprak figürüyle oldukça akılda kalıcı. Bayrakta kırmızı fonun ortasında beyaz bir kare ve bu karenin içinde 11 uçlu kırmızı bir akçaağaç yaprağı bulunuyor. Kanada'nın başkenti sanılanın aksine pek bilinmeyen ve dünya üzerindeki en soğuk ikinci başkent olan yaklaşık 1 milyon nüfuslu Ottawa şehridir. En popüler şehri olan Toronto ise yaklaşık 5,5 milyonluk nüfusuyla yüz ölçümü açısından en büyük olanı. Dünyanın en uzun caddesi de Toronto şehrinde yer alıyor. Yonge Street adındaki cadde 1790'lı yıllara uzanan tarihiyle Guinness rekorlarına adını yazdırmış.
Tamı tamına 56 kilometre uzunluğundaki cadde, Ontario Gölü'nden başlıyor. Arabayla yaklaşık 40 dakikada, yürüyerekse ancak 9 saatte bitirebilirsiniz. En çok bilinen ikinci en kalabalık şehir olan Montreal ise yaklaşık 3,5 milyonluk nüfusuyla Amerika kıtasının en Avrupalı şehri unvanını taşıyor. Öyle ki Montreal, Paris'ten sonra en çok Fransızca konuşulan şehir. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'ne benzetilse de Britanya ve Fransa'dan gelen göçmenlerle kurulan ülkenin halkı daha çok Avrupa mirasına bağlı kalarak yaşıyor. Her 3 Kanada vatandaşından biri Fransızca biliyor ve Kanada'nın tek bir resmi dili yok. Şehirdeki tabelalar İngilizce ve Fransızca olmak üzere 2 dilde yer alıyor. Ayrıca araştırmalara göre her 5 Kanada vatandaşından biri Kanada dışında doğmuş. Bu da Kanada'yı oldukça kozmopolit bir ülke haline getiriyor. Kanada her yıl çok sayıda mülteciyi de kabul ediyor. Hatta yıllık küresel mülteci yerleştirmesinin %10'dan fazlası Kanada'ya ait. Öte yandan Kanada, dünyanın en eğitimli ülkesi unvanını taşıyor. Vatandaşlarının yarısından fazlası en az lisans mezunu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın başkan olma ihtimali çıktığından beri Amerikalıların kaçmayı düşündüğü bu ülkenin para birimi Kanada doları. Bugün bir Kanada doları 4.39 Türk lirasına karşılık geliyor. Ülkedeki en yaygın din ise yaklaşık %67'lik oranla Hristiyanlıkken %3.2 oranında İslamiyet, %5 oranında ise diğer dinler var. Buna karşılık Kanada nüfusunun yaklaşık %20 ile 25'i hiçbir dine inanmıyor. Öte yandan dünya kutup ayısı nüfusunun yaklaşık %60'ına ev sahipliği yapan Kanada, kutup ayısı fazlalığından dolayı ülkece enteresan önlemler almakta. Örneğin kutup ayıları için yapılmış bir hapishane bile var. Churchill adlı kasabada eskiden uçak hangarı olarak kullanılan yapı, sonbahar aylarında göç ederken yolu bu kasabaya düşen ve evlere girerek yiyecek çalan kutup ayıları için hapishaneye çevrilmiş. Göç zamanı nüfusu kasaba halkının 2 katına ulaştığı için yerel halk açısından bir tehdit unsuru haline geldiğinden böyle bir önlem alınmış. Aynı zamanda ülkenin bazı bölgelerinde evlerin ve arabaların kapılarını kilitlemek kesinlikle yasak. Yani Kanada'da yaşıyorsanız olası kutup ayısı saldırılarından insanların kaçıp kurtulabilmeleri için arabanızı ve evinizi daima ulaşılır tutmalısınız. Bu arada Kanada'nın kuzey bölgelerindeki otomobil, motosiklet ve kar motosikletlerinin araç plakaları kutup ayısı şeklindedir. Tüm bunların yanında dünya üzerindeki toplam ormanlık alanların %10'una sahip olan Kanada eşsiz bir göl cennetidir ve dünyanın geri kalanının toplamından daha fazla göle sahiptir. Bu oran yaklaşık olarak dünyadaki göllerin %60'ına denk geliyor. Yalnızca Ontario bölgesinde bile 250 binden fazla göl bulunmakta. Kanada aynı zamanda dünya üzerindeki en büyük 3. derece göl adasına sahip. Bu, bir ada üzerindeki gölün, üzerindeki adanın, üzerindeki gölün, üzerindeki ada demek. Victoria Adası'nın üzerinde yer alan bu küçük göl adası birkaç yıl önce Google Maps'te gezinen harita meraklıları tarafından keşfedildi. Bunlarla beraber Kanada tam bir dinozorlar ülkesi. Alberta eyaletinde yer alan Dinozor Eyalet Parkı UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Dünyanın en büyük dinozor mezarlıklarından biri olan bu bölgede 75 milyon yıl öncesinden olduğu düşünülen fosiller var. Dünyanın en görkemli doğa olaylarından biri olan kuzey ışıklarının ise en net ve yakın görüldüğü yerler Kanada'nın Yukon, Nunavut ve Kuzeybatı toprakları. Yeryüzünün manyetik alanıyla güneşten uzaya saçılan parçacıkların oluşturdukları etkileşim olarak açıklanan ve kuzey kutbuna yaklaştıkça artan bu renk şöleni özellikle Kasım ve Şubat ayları arasında yeşilimsi bir parlaklık ve bazen de soluk bir kırmızıyla gökyüzünü aydınlatıyor. Ayrıca Türkiye'de de oldukça sevilerek oynanan basketbol, Dr. James Naismith adında bir Kanadalı tarafından icat edilmiş. Oyunu Boston'da bir grup kolej öğrencisiyle birlikte çalışarak icat ettiği söyleniyor. Son olarak gelin sizinle dünyanın en sıra dışı otellerinden birine gidelim. Quebec eyaletinde yer alan Glace Oteli, Kuzey Amerika'nın tek buzul oteli. Toplam 30 bin ton kar ve 500 ton buz kullanılarak her sene tekrardan inşa ediliyor. Yapımı yaklaşık 6 hafta süren otel her yıl farklı bir konsepte bürünüyor. Gördüğünüz gibi Kanada hakkında sıra dışı sayılabilecek birçok konu var. Kendine has özellikleriyle eşi benzeri olmayan dünyanın diğer coğrafyaları hakkında bilgi edinmek istiyorsanız videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.